Evet, Fiat Punto Evo arkadaşlar. Evo 1.4 benzinli şanzımanı, triptonik şanzıman. Kilometresini kapıyı açınca görünecek mi? Görünmedi. Ama az kilometre yapmış bir araç. LPG takılmamış arkadaşlar. Aküsünü falan aldık. Şanzıman inecek çünkü. 1.4 benzinle tıkır tıkır tertemiz araç. Aracın arkadaşlar baskı balatası bitmiş. Baskı balatası değişecek. Triptonik aracımız. Ne kadar triptonik araçta ne kadar fiş var görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5. Var oğlu var. 6. Maşallah. Döşenmişler fişleri. Evet. Sökeceğiz. Baskı balatasını değişeceğiz arkadaşlar. Fiat Punto Evo 1.4 benzinli araç. Alpas'tan yavaş yavaş. Çünkü lift aracımız var. Lifin altında. Hemen başlıyoruz bakalım. Triptonik şanzımanımızı söktük. Sıvısı her şey içinde dolu. Baskı balatamızı söktük kardeşim. Alpaslan ustamız maşallah. Artık triptonik miniptonik hiç fark etmiyor. Üzerinden valiyo takacağız. Valiyo takacağız. Kalkışta biraz sirkeleme var. Volandını taşlatacağız. Dikkat et eline. Göster. Tamam, hemen Hasan'a verelim. Al şunu Hasan. Taşlatmaya yallah. Şurada ne var? Bir şey var mı? Keçide yağ kaçağı var mı? Yok. Yok, sıfır. Pırıl pırıl değil mi? Evet. Hasan. Fiat Punto'nun volandını taşlattık. Nasıl? Hacı Bekir lokum gibi olmuş mu? Olmuş. Vay be. Ne güzel de parlıyor. Punto Evo'nun arkadaşlar depreş setini üzerinden valiye çıktı. Valiye takıyoruz arkadaşlar. Eskisi, yenisi. Evo Punto'nun kilometresi 97.000'di arkadaşlar. Triptonik vites demiştik. Depreş seti 750 lira. 80 lira volant taşlama, 20 lira balata spreyi temizlik için. Arkadaşlar bunun işçiliği de 500 lirada işçiliği var arkadaşlar. Evo Punto triptonik vites aracın. Ford Connect aracımız. Şanzımanı söktük. Vıcık vıcık yağ. Yine arkadaşlar debriyaja basılı tutma vakası. Debriyaj bilyasını oymuş yine baskının bacakları. Ve tabii ki haliyle balata tamamen bitmiş. Perçimlere gelmiş. Debriyaj kaçırıyordu. Ve Valio debriyaj seti kullanacağız. Ford Connect'lerde Valio kullanıyorum. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Çok şükür. Evet. Audi A5 otomatik vites şanzıman yağını değiştiriyoruz. Karterini söktük. Süzgeci yağ yeni gibi görebilirsiniz ama yanmış. Belli bir kilometre aralığında değişmesi gerekiyor. Doğru mu ustacığım? Doğru abi. Bunlar değişiyor mu peki? Bu filtre değişiyor. Süzgeç filtre görevi evet. Yapıyor. O değişiyor değil mi? Evet. Evet. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Evet arkadaşlar, yağın yeni gibi durmasına aldanmayın. Bazı insanlar şanzıman yağını boşalttığı zaman rengi sarı olduğuna inanıyorlar, sağlam zannediyorlar. Halbuki
şanzımanın yağı belli bir kilometre aralıklarında yanıyor, artık özelliğini, eleksiyetini kaybediyor. Boşalttık, yenisi koyulacak. Renault Master minibüsü kaldırdım arkadaşlar. Aracın sahibi cayır cayır ses geliyor dedi, biz çevirelim. Kaan arabası gibi ses geliyor ha. Kaan arabası gibi ses geliyor. Vehe vehe vehe. Sana nasıl geliyordu ses? Aynı bu şekilde. Aynı bu şekilde. Karş 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 diye mi? Arabanın balatası bitmiş, diske sürtüyor. Hey yavrum hey. Video çekiyoruz önümüzden, arkamdan geç, ne var yani? Evet, diskimizi söktük arkadaşlar. Normal şartlarda barajın ön balatası değişseydi, arka balatası 100 lira arka balata, 80 lirada işçilik alacaktık. Ama disk takımı yaklaşık 380 lira civarında arkadaşlar. Balatayı görüyorsunuz, ne hale gelmiş. Yani bu bilgilendirme videosu, bilginiz olsun. Bu ses geliyordu arkadaşlar. Şöyle yapayım. Evet. Ne ses yapıyor ama. Evet. 180 liraya kurtulacak yerde şu anda yaklaşık 500-600 lira cebinden para çıkacak. Evet. İyi, bilinde bir şey yok. Bir de Allah'tan fazla yememiş. Balata ve diski takım olarak MGA kullanıyoruz arkadaşlar. Hem balatası yumuşak hem de diski sıkıntısız, uzun ömürlü. Ve herhangi bir şey olduğu zaman garanti geri iadesi var en azından. Ford Transit'in motoru toplamaya başlıyorum arkadaşlar. 4 tane piston kolu arkadaşlar. Flaşı açayım. 4 tane piston kolu. 1 tane crank. Cranklar orijinal, piston kolları da iyi bir marka. Arkadaşlar. Araba turbo dağıttığı için yağın hepsini egzozdan vermiş. Evet. Götse pistonlar, gömlekler takım halinde değişiyoruz. Götse Nural piston. Ve arkadaşlar yağ pompası değişecek. Zincir seti yakın tarihte değişmiş. Onu değişmeyeceğiz. Silindir kapak contası, takım conta değişecek. Turbosunu aracın sahibi başka yerde yaptırdığı için tekrar aynı yerde yaptırıyor. Turbo hariç kranklar, pistonlar, ana kol yatakları, takım contalar, yağ pompası, kıl tüyü hepsi 11.300 liraya çıkacak. Bu arabanın motoru önden fiyat aldı. Mecburen tek tek yazdık, çizdik, rektifiyecisi, kılı, tüyü, neyi varsa hepsi Ford Transit'in arkadaşlar. 11.300 TL tutacak. Yani o şekilde anlaştık. Bilginiz dahilinde olsun arkadaşlar.